Hoş geldiniz. İsmim Hilal Piyade Göksu. IFS Türkiye'de pazarlama müdürü olarak çalışıyorum. Bugün sizlerle IFS'le dijital dönüşüm hikayelerini paylaşacağımız bir webinarda buluşuyoruz. Bu webinarımız aslında diğerlerinden biraz daha farklı. Çünkü burada IFS'i tercih eden, ERP süreçlerini uçtan uca IFS'le dönüştürmeyi planlayan ve dönüştüren, projelerine yeni canlı almış olan müşterilerimizin deneyimlerini dinleyeceğiz. Size kısaca webinarımızın akışından bahsetmek istiyorum. Yaklaşık bir saat sürecek. Öncelikle IFS Türkiye CEO'muz Ergin Öztürk'ü davet edeceğim ve kendisi IFS'ten bahsedecek. Daha sonra ise IFS Türkiye Genel Müdür Yardımcımız Göksel Sambay'ın moderatörlüğünde konuklarımızı ağırlayacağız. Konuklarımız ise AİS'in Otomotiv Üretim Kontrol ve Satın Alma Direktörümüz Damla Önderol Karatürk ve Turkuaz Seramik Bilgi Teknoloji Müdürü Fatih Mehmet Kesim. Siz değerli katılımcılarımızın soruları varsa daha sonra onları alacağız ve webinarımızın süresi dahilinde cevaplayabileceğimiz her şeyi cevaplayacağız. Sorularınızı ise kontrol panelinde question bölümünden bize yönlendirebilirsiniz. Umarım zevk alacağınız ve ihtiyaçlarınıza karşılık veren bir webinar gerçekleştirebiliriz. Şimdi IFS Türkiye CEO'muz Ergin Öztürk'ü davet ediyorum. Ergin Bey. Hilal merhaba, merhaba. Nasılsınız? Hemen teşekkür ederim. Ben Hemen hemen şey sunumuma yapıyorum. geçiyorum. Tamam. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ergin Bey, sunumunuz gözükmüyor. Ha, şimdi geldi. Hepinize merhaba. Bugün Hilal'in de bahsettiği gibi size dijital dönüşüm hikayelerinden biraz bahsetmek istiyoruz. Dijital dönüşüm sonuçta çok kapsamlı bir konu ve sadece iş uygulamalarından oluşan bir konu değil. Ama bunun en kritik adımlarından bir tanesi. O anlamda dijital dönüşümü bir Maslow üçgenine benzetirsek aslında en temel en alttaki adımın altyapı, network olduğunu düşünürsek bunun bir üstündeki katmanın iş uygulamaları katmanı olduğunu düşünebiliriz. İş uygulamaları katmanı ki bunun içerisinde işte ERP, Enterprise Asset Management, Field Service Management gibi CRM gibi birçok iş uygulaması var. Ve bunların birçok şirkette birden fazla entegre bir şekilde çalıştığını görüyoruz. Bu projeler genel olarak doğası itibariyle diğer birçok teknoloji projesinden biraz daha zor. Neden? Çünkü burada gerçek anlamda şirketlerin ve insanların dönüşümünden bahsediyoruz. Biliyorsunuz işin içinde insanlar olunca ister istemez konu bir tık daha kompleksleşiyor. Burada alışkanlıklar devreye giriyor. Bu nedenden dolayı da biz de size hem dünyada hem ülkemizde yaptığımız projelerden önümüzdeki dönemlerde de örnekler verip bu konuda belki sizlere ilham verebilecek ya da benzer dertleri paylaştığınız şirketlerle diğer şirketler bu konulara nasıl yaklaşmış, çözebilenler nasıl çözmüş buralarda biraz bilgi paylaşımını amaçlıyoruz. Ama bundan önce ben siz dilerseniz bir 10 dakika IFS kimdir, biz neler yapıyoruz bundan bahsetmek istiyorum. IFS bir İsveç firması 1983 yılında bilgisayar mühendisliğinde okuyan 5 tane üniversite öğrencisi tarafından kuruluyor. Bunlar bir nükleer enerji santralinde otomasyon projesi alıyorlar ve projeyi gerçekleştirmek için de bu nükleer enerji santralinde yoğun bir şekilde süreçleri öğrenmeye çalışıyorlar ama bakıyorlar ki öğrenilecek çok konu var. Çünkü bunların aynı zamanda bir yazılıma da aktarılması gerekiyor. Bir noktadan sonra artık başa çıkamıyorlar ve enerji santralının bahçesine devasa bir çadır kuruyorlar ve o çadırda yaşamaya başlıyorlar ve 6 ay boyunca o çadırda yaşıyorlar. Ve projeyi orada gerçekleştiriyorlar. Aslında bu IFS uygulamalarının ilk tohumunun atıldığı yer. Daha sonra benzer enerji santralı proje çok başarılı oluyor. Diğer enerji santralları işte Avrupa'daki diğer ülkeler derken IFS global bir yazılım devi haline geliyor. Bugün 50 ülkede faaliyet gösteriyoruz. 1 milyon üzerinde kullanıcımız var. Uygulamamızı 28 dilde kullanabilirsiniz. Dünya genelinde 400'ünüz üzerinde çözüm ortağıyla hizmet veren bir şirketiz.
Dünyada çok farklı sektörlerde irili ufaklı birçok müşterimiz bulunuyor. Bunlar içerisinde Amerikan Hava Kuvvetleri gibi 500 bin kullanıcılı müşterimiz de var. 40-50 kullanıcılı nispeten daha küçük firmalarımız da var. IFS'in en önemli özelliklerinden bir tanesi zaten ölçeklenebilir bir yazılım olması. Dolayısıyla dilerseniz 20 ülkede faaliyet gösteren bir multinational firma olun, Jotun gibi. Dilerseniz işte Kayseri'de faaliyet gösteren bir otomotiv yan sanayi olun. IFS uygulamaları sizin bütün süreçlerinizi uçtan uca karşılayabilir. Bu anlamda ciddi bir bilgi birikimimiz olduğunu söyleyebilirim. IFS Türkiye ofisi 2004 yılında kuruldu. Bugün 500'ün üzerinde şirkete hizmet veriyoruz. Bugüne kadar 20'nin üzerinde şehirde proje gerçekleştirdik. 100'ün üzerinde çalışanımız var. 25 bin üzerinde kullanıcımız var. 3 değişik noktada ofislerimiz var. Ve Türkiye'de de aynı zamanda hem global partnerlerle hem lokal partnerlerle projelerimizi gerçekleştiriyoruz. Türkiye'de işte Petlas'tan Simpaş'a, Türksat'tan Makyol'a kadar çok farklı sektörlerde, otomotivden kimyaya, savunma sanayinden gemi inşaya kadar farklı sektörlerde, farklı ölçeklerde birçok müşterimiz bulunuyor. Bizim IFS Türkiye ofisinde aynı zamanda TÜBİTAK Martek'te bir ARGE merkezimiz bulunuyor. Burada 30 mühendisimiz ARGE çalışmaları yapıyorlar. Bu yaptığımız çalışmalar hem Türkiye mevzuatına ilişkin çalışmalar ama aynı zamanda modüller geliştiriliyor. Yurt dışındaki projelerde de bu modüller, geliştirilen bu modüller aynı zamanda yurt dışındaki projelere de ihraç ediliyor. Biraz önce de bahsettiğim gibi global ve yerel çözüm ortaklarımızla hizmet veriyoruz. Birkaç tane örnek projeden bahsetmek istiyorum. Biz aslında Türkiye'de ilkleri çok gerçekleştiren bir firmayız. Mesela Türkiye'nin ilk savaş gemisi Değersan Tersanesi'nde yapıldı. Bu projenin tasarım burada engineer to order yani projeye üretim tarzı bir yöntem uygulandı. Bu projenin tasarımından prototipine, imalatına hatta teslimatına varıncaya kadarki bütün süreçte, bütün proje yönetimlerinde, bütün insan kaynaklarında, üretiminde, satın almasında, tedariğinde her noktasında IFS uygulamaları aktif olarak kullanıldı. Bu noktadan sonra Değersan'ın zaten çok fazla sayıda projesini de aktif olarak kullanıyor. Bir diğer uygulama Türkiye'de gerçekleştirilen ilk durmazlar tarafından gerçekleştirildi tramvay ve bu durmazların da bütün süreçlerinde uçtan uca IFS uygulamaları kullanılıyor ve bu projede de biraz önce bahsettiğim gibi tasarımından üretimine varıncaya kadar IFS uygulamaları kullanıldı. Türkiye'de bir kerede kesilen en büyük fatura FNSS firması tarafından Malezya'ya bir zırhlı aracın teslimi sırasında kesildi. Yaklaşık bildiğimiz kadarıyla 600 milyon dolarlık bir fatura bu. FNSS firması 2006 yılından beri bütün süreçlerinde, bütün operasyonlarında IFS uygulamalarını uçtan uca kullanır. O anlamda oldukça önemli bir dijital dönüşüm projesi orada da gerçekleştirilmiş oldu. Aynı şekilde müze kart, belki kullananlarınız vardır katılımcılar içerisinde. Bütün uçtan uca süreçlerinde aslında IFS uygulamalarını kullanır. Arka tarafta IFS uygulamaları çalışır. Bu anlamda Türkiye'de bir ilk olmasının yanı sıra aslında dünyada bir ilk. Çünkü bütün müzeler online olarak birbirine bağlı ve bunun arkasında da IFS uygulamaları çalışıyor. Şimdi biraz önce dijital dönüşüm aslında çok kapsamlı bir konu derken şundan bahsediyordum. Genel olarak dijital dönüşüm projeleri 3 kapsamda ele alınıyor. Bunlardan bir tanesi operasyonel verimlilik. Yani şirketler maliyetlerini azaltmak, süreçlerini hızlandırmak ya da kaynaklarını daha etkin kullanabilmek için dijital dönüşüm projeleri yapıyor. Ya da bir diğeri müşteri deneyimini daha iyileştirmek için. Yani bu servis hizmetlerinde olabiliyor ya da CRM'de müşteriye dokunduğu hizmetlerde olabiliyor. Ya da işte internet üzerindeki satışlar ya da mobil uygulamalardaki efektifliğini arttırmak amaçlı çalışmalar yapabiliyor. Bir diğeri de aslında ülkemizde daha nispeten daha az olan ve dünyada bunun çok örneğini gördüğümüz
dijital dönüşüm sayesinde yeni iş modellerinin oluşturulması. Herhalde bizdeki bu konudaki en güzel örnek de Getir uygulamasıdır. Yani daha önceden olmayan bir iş modelini dijital dönüşümü, teknolojiyi kullanarak kullanıcıların, şirketlerin hayatına sokabilmek. Bu üç konu dijital dönüşümün temel olarak en çok kullanıldığı alanlar olarak karşımıza çıkıyor. Biz IFS olarak bu alanlardan üçünde de faaliyet gösteriyoruz. Dolayısıyla dijital dönüşüm projeleri yaptığımız şirketlerde hem operasyonel faydalar sağlıyoruz. Burada mesela IDC'nin bizim şirketlerimizde yaptığı bir araştırma var. Biz şirketlere ortalama %18'lik bir operasyonel verimlilik sağlayabiliyoruz. Toplam yatırımını yani yaklaşık 5 yılda toplam yaptığı yatırımın yaklaşık %400'ünü geri alabiliyor. Genel olarak projelerimizin ortalama yatırım geri dönüş süresi de 15 ay gibi gerçekleşiyor. Bu tabii departmandan departmana değişebiliyor. Dilerseniz bizim web sitemizden bu konuda IFS kullanan şirketler ne tarz faydalar sağlar, hangi bölümlerde ne tarz fırsatlar, faydalar sağlar, IDC'nin yaptığı bu araştırma raporunu indirebilirsiniz. Aslında dijital dönüşümü temelde üç katmanlı bir mimari gibi düşünebiliriz. Bunlardan bir tanesi altyapı, network, hardware dediğimiz yani daha çok fiziksel bir katman. Bunu kurmak göreceli olarak nispeten daha kolay çünkü burası aslında teknolojik ürünlerle oluşan bir şey. Yani burada mesela cloud hizmetleri de aynı şekilde bir altyapı hizmeti aslında. Dolayısıyla burada hani maliyetine katlandığınız ve yani parasını verdiğinizde aslında bunun altyapı hizmetlerini ve bununla ilgili çalışmaları rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Burada çok sayıda ürün var ve bu ürünlerden en uygun olanı sizler seçmeniz gerekiyor. Nispeten ikinci katman biraz daha zor. Yani prosesler, iş süreçleri, iş uygulamaları katmanı ki bizim de içinde faaliyet bulunduğumuz katman. Burada biraz önce de bahsettiğim gibi işin içine insan devreye giriyor. Burada şirket kültürünün değişimi, iş akışları, operasyonların alışılageldik biçimlerde farklı yapılması, o endüstride kullanılan iş modellerinin uygulanması, yani iş yapış biçimlerinin değiştirilmesi, gereğinde basitleştirilmesi, birbirine entegre edilmesi gibi başka konular devreye giriyor. Dolayısıyla bu nedenle aslında bu dijital dönüşüm projelerindeki bu ikinci katman yani iş süreçleri katmanı daha fazla zaman alan ve daha fazla emek gerektiren bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Bence bunun en keyifli bölümü ise üçüncü katman yani veri işleme. Buralarda artık siz birinci ve ikinci katmanı oturttuysanız bundan sonra artık keyifli bölümler başlıyor. Neden? Verileriniz hazır, doğru. Burada işte analitikleri mi kullanırsınız, yapay zeka üzerinden tahminler mi yaparsınız? Bunlar artık nispeten daha otomatize olmuş, daha keyifli ve yapabileceğiniz alanlar. Biz IFS Türkiye olarak üç temel, bu ikinci katmanın içinde üç temel konuda hizmet veriyoruz. Bunlardan bir tanesi kurumsal kaynak planlama, ERP dediğimiz. Bir diğeri Enterprise Asset Management yani kurumsal varlık yönetimi. Bir diğeri de Enterprise Service Management dediğimiz daha çok saha servis operasyonları, servis odaklı şirketlerin için sunduğumuz çözümler geliyor. Bu alanda yani dünyada IDC, Gartner gibi hangi rapora bakarsanız bakın, IFS uygulamalarını genelde liderler kuadrantı dediğimiz yani liderler grubunda görürsünüz. Bazen birinci, bazen ikinci, bazen üçüncü. Genelde bu alanda global olarak da çok başarılı projeleri olan ve değerlendirme raporlarında üst sıralarda bulunan uygulamalar ve çözümlerimiz var. Aynı şekilde Gartner'ın bir araştırması, yani bizim müşterilerimizin diğer ürünlere göre genellikle memnuniyet derecesinin daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bu alanda da yine tarafsız araştırma raporlarından gördüğümüz kadarıyla. Biz temelde diğer ürünlerden farklı olarak şöyle bir özelliğimiz var. Beş temel ana alanda faaliyet gösteriyoruz. Yani bankacılık, sigorta gibi alanlarda faaliyetimiz yok. Ağırlıklı daha çok endüstriyel alanlarda faaliyet gösteriyoruz. Savunma havacılık, varlık ve tesis yoğun endüstriler, inşaat, taahhüt, proje, üretim ve servis alanlarında yoğun bir şekilde çözümler sunuyoruz. Bu anlamda bakıldığında pandemi sonrasında şirketlerde belirli alanlarda da belirli konular daha kritikleşmeye başladı. Nedir bu? İşte kesintisizlik çok kritik önem kazandı, iş sürekliliği. Hız ve kaynağın kullanımı yani daha az kaynakla daha fazla iş yapmak zorunda kaldı şirketler. Ve bir diğer konu da fiziksel olarak her noktadan ulaşabil yani fiziksel erişimle ilgili şirketlerde çok ciddi kısıtlanmalar yaşandığı için artık
her noktadan verilerinize ulaşabilmek, evden de, iş yerinden de ya da tatilden de her noktadan çalışabilmek çok kritik bir hale aldı. Dolayısıyla IFS uygulamaları bütün bunlara çok rahatlıkla cevap verebilen uygulamalardır. Uygulamalarımızı isterseniz mobil uygulamalardan, tabletlerden, PC'den, Mac'ten dilediğiniz her yerden kullanabilirsiniz. Aynı şekilde kullanım anlamında son derece keyifli, renkli, kullanan kişilerin kullanıcı deneyimini çok üst düzeye taşıyan ve onları uygulamayı öğrenmek için çok yoğun eğitimlere gerek duymaksızın rahatlıkla kullanabilecekleri bir ön yüz ve bir uygulama deneyimi sunar. Aynı zamanda uygulamalarımız özellikle IFS 10 ve sonrasında gelen IFS Cloud versiyonu ile birlikte yapay zeka destekli modüller içerir. Bunların içerisinde rota optimizasyonları gibi, optimizasyon tool'ları gibi ya da tahmin tool'ları gibi, yani bunları satışta kullanabilirsiniz, stok yönetiminde vesaire de kullanabilirsiniz. Buralarda artık yapay zeka desteklerini yoğun bir şekilde görmeye başladık. Keza aynı şekilde özellikle servis yönetiminde çok yoğun kullandığımız chatbot gibi konularda IFS uygulamaları yapay zeka modüllerini kullanır. Bir diğer kritik konu özellikle pandemi sonrasında çok önem kazanmıştı. Uygulamaları rahatlıkla uzaktan kullanabilmek için bu augmented reality benzeri kamera destekli modüllerimiz devreye girdi. Şimdi önümüzdeki dönemde neleri çok yoğun görüyor olacağız ve özellikle bu kısa dönem ve orta dönemde müşteri deneyimi konusu en kritik şirketler için en kritik konulardan bir numaraya yerleşecek. Onun dışında çok daha akıllı iş uygulamaları görmeye başlayacağız. Yani veriler doğru gerildiğinde artık uygulamalar kendi kendine çalışır hale gelecek. Dolayısıyla burada aslında bu özellikle üçüncü nokta real time IoT bağlantıları, IoT cloud bağlantılarıyla birlikte full entegrasyonla birlikte yavaş yavaş kendi kendini öğrenen, kendi kendine çalışan iş uygulamalarını çok yoğun bir şekilde göreceğiz ki bu da kullanıcılar için çok büyük rahatlık demek, çok büyük günlük operasyonlarda onları çok rahatlatacak konular göreceğiz. Uzun dönemde de daha yine orta ve uzun dönemde dijital twin dediğimiz daha çok simülasyona dönük konuları yoğun bir şekilde duyacağız. Cloud ve mobilite zaten şu anda çok aktif olarak hayatımıza girmiş durumda. Eskiden özellikle Türkiye'de cloud uygulamaları, iş uygulamalarında cloud uygulamaları çok tercih edilmiyordu ama şunu görüyoruz ki son bir yılda ciddi olarak bütün şirketler özellikle iş uygulamalarını kesintisizlik amacıyla cloud'a taşımak istiyorlar. Ve bütün bunlar bir işletme için bir dijital omurga üzerinde çalışıyor olacak. Biz de IFS olarak IFS Labs dediğimiz bir bölümle bu dünyadaki bütün bu teknolojik yenilere, yapay zeka, blockchain, dijital twin ve augmented reality gibi birçok yeni trende adapte olacak ürün ve hizmetleri geliştiriyoruz ve bunları da şirketlerin kullanımına sunuyoruz diyorum ve sözü bu dijital dönüşümde yaşanan deneyimleri paylaşmak için Göksel Bey'in yönetiminde değerli konuklarımıza bırakıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Göksel, Teşekkür ederiz top Ergün sende. Bey. Teşekkür ederiz. Ben de hemen konuklarımızı davet etmek istiyorum. Aysin Otomotiv'den Üretim Kontrol ve Satın Alma Direktörü Damla Hanım'ı ve Turkuaz Seramik'ten Bilgi Teknolojileri Müdürü Fatih Bey'i davet etmek istiyorum. Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Saniye. Ben hemen soruma Damla Hanım'la başlamak istiyorum. Öncelikle değerli katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Damla Hanım, Teşekkür çok kısa ederiz. şirketinizden bahsedebilir misiniz? Otomotiv sektöründe faaliyet gösteriyorsunuz. Kısa bir Evet. bilgi alabilir miyiz sizden? Tabii Göksel Bey. Aysin,
Tüm dünyada 5 kıtada 200'den fazla şirketiyle otomotivden bilgi iletişim teknolojilerine, elektronikten enerjiye çok çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren bir global Japon devi. Aysin Türkiye olarak biz de 2004 yılında bu grubun otomotiv body component kısmında yer almaktayız. 2004'te kurulduk. Avrupa ve Türkiye'de de faaliyet gösteren büyük otomotiv üreticilerine direkt hatlarına parça üretiyoruz ve tedarik ediyoruz. Biraz geçmiş dijital dönüşüm yolculuğunuzdan da bahsedebilir misiniz lütfen? Tabii, aslında bizim dijital dönüşüm yolculuğumuz 2005 yılında başladı. Çok da yanlış olmaz böyle söylesek. Çünkü önce temel muhasebesel ihtiyaçlarımızı karşılamak için bir sistem kurduk. Daha sonra stok, tedarik ve lojistik süreçlerimizi bu sürecin içine dahil ettik. Bunun için bir depo otomasyon sistemi entegrasyonuna gittik. Bu arada üretim yönetim sistemi gerekliliği kaçınılmaz hale geldi. Bu sefer Doruk ve Ması mevcut sistemimizin içine entegre ettik. Zaman içinde döküman yönetimi, bakım yönetimi, bütçe takibi gibi gelişen ve artan ihtiyaçlarımızla da bu yapı gittikçe büyüdü ve genişledi. En son 2020 yılında da bütün bu yolculuğumuzu IFS'in içine taşımış olduk. IFS'in içine taşımaya çalışıyoruz fazlarda. Çok teşekkür ediyorum. Fatih Bey, sizden de bir şirketiniz hakkında bilgi alabilir miyiz? Sonrasında da bize dijital dönüşüm yolculuğunuzdan biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki Göksel Bey. Biz Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde ve İncesu Organize Sanayi Bölgesi'nde olmak üzere iki farklı lokasyonda yaklaşık 30 yıldır seramik sağlık gereçleri üreten bir firmayız. 1300'ün üzerinde çalışanımızla bu işi yürütmekteyiz. Başka şirket hakkında söyleyeceklerim bu kadar şimdilik. Bizim dijital dönüşüm hikayemize gelince, hikayemiz biraz bizim eskiye dayanıyor açıkçası. Ben Turkuaz Seramik'te 2013 yılında göreve başladım. Bilgi Teknolojileri Müdürü olarak. O dönemde biz bir ERP projesine geçme planları içindeydik ama tabii o süreçte sonraki dönemde ülkenin içinden geçtiği sıkıntılar, şirketin henüz ERP projesine hazır olmaması falan derken bugünlere kadar geldik. Tabii bu arada hani ERP sistemine geçiş yapamadık ama şirketin dijital dönüşümü durmadı bu arada. Kullanmış olduğumuz sistemde sürekli iyileştirmeler, şirket içinde bölümler bazında gelen taleplere, kendi IT ekibimiz içinde yapmış olduğumuz uygulamalar, o uygulamaların geliştirmeleri sürekli bir güncelleme ve iyileştirme ile biz dijital dönüşümümüze başlamış olduk bu süreçte. Tabii bu sürecin sonunda da ERP'ye geçiş aşamasında aslında ERP'ye geçişin bir altyapısını oluşturmuş olduk diye düşünüyorum. Damla, genel olarak bu dijital dönüşüm süreçlerini siz de daha öncesinde, işte IFS'ten öncesinde de çeşitli projeleriniz oldu. Buradaki zorluklardan biraz bahsedebilir misiniz? Genelde işte değişime direnenler olabiliyor mu? Bu kişileri nasıl kazanıyorsunuz? Bu süreci genel olarak nasıl yönetiyorsunuz? Bize deneyimlerinizi paylaşabilir misiniz bizimle? Tabii. Tabii ki direnç gösterenler oldu. Oluyor da. Çünkü insanların alışık olduğu bu comfort zone tabir ettiğimiz alanlarından çıkarıp değişikliğe ayak uydurmasını bekliyorsunuz insanlardan. Bu da hani onlar için bambaşka bir yaşam şekline dönüşüyor. Ancak bizde Japon kültüründen gelmiş olmanın verdiği bir şeyle bir kaizen mantığı var. Bizdeki kaizen mantığı operatörden yönetime kadar çok yerleşik bir kültür. Bundan dolayı her kademedeki çalışanın bu sürece katkı sağlaması teşvik edilir. Sistem değişiklik ve iyileştirmelerinin kişilere olan olumlu etkilerini doğru ve anlaşılabilir bir dille anlattığınızda aslında bu insanları da bu sürecin içine dahil etmiş oluyorsunuz.
Örneğin bir operatörün eline bir terminal barkod okuyucu veriyorsunuz diyelim. O barkod okuyucunu onun operasyonunda yaşayacağı zorluklarla ilgili fikrini aldığınızda, onun operasyonunda yaşadığı zorluklarla ilgili fikrini aldığınızda onu da sürece dahil etmiş oluyorsunuz. O da farkında oluyor. O da bunu kullanırsa daha iyi olacağını görüyor. Yani dolayısıyla insanların sahiplenmesini sağlıyorsunuz süreci. Bu sistem bir süre sonra da kendi kendine işlemeye başlıyor. Siz sormadan öneriler gelmeye başlıyor. Siz sormadan iyileştirme fikirleri direkt çalışanlardan geliyor ve kendileri de sürece daha hızlı bir şekilde adapte oluyorlar. İnsanları çözümün parçası haline getiriyorsunuz Evet. ve kendinden çözülüyor herhalde. Fatih Bey, sizin de bu konuda mutlaka tecrübeleriniz vardır. Değişime direnenler ya da yenilikle alakalı böyle daha çekimser davrananlar oluyor mu? Bu konudaki tecrübeleri paylaşabilir misiniz? Aslında ben ona direnç demiyorum Göksel Bey. Hatta bu sorunuzu şöyle de cevaplamak isterdim. Hiç zorluk yaşamadık demek isterdim ama maalesef gerçek hayatta öyle olmuyor işler. Direnç demeyelim de ona alışkanlıklardan vazgeçmek diyelim. Hani insanın doğası gereği hepimiz alışkanlıklarımızdan kolay vazgeçemiyoruz. Bir de bu tarz büyük çaplı projelerde İnsanları Damla Hanım'ın da bahsettiği gibi yapmış olduğu işle alakalı olarak projenin içine dahil edip aslında çözümün bir parçası olduğunu hissettirdiğiniz zaman ekip arkadaşlarınız sizi bu konuda yalnız bırakmıyorlar. Benim evet biz bu projeyi yönetirken hani zor zamanlar geçirdik. Zaman zaman karamsarlığa düştüğüm zamanlar da çok oldu. Ama ne yönetim tarafından ne ekip arkadaşlarım tarafından hiçbir zaman yalnız bırakılmadık biz bu projede. Hatta IFS proje yöneticimiz Atilla Bey ile uzun uzun saatlerce telefonda konuştuğumuz zamanlar da oldu. Ama ekip arkadaşlarımla birlikte çok özverili bir çalışma sonucunda biz bu projeyi başardığımızı düşünüyorum açıkçası. Çok güzel, çok teşekkür ediyorum. Bu geçtiğimiz 2 yıllık süreçte bütün dünya çok ciddi bir pandemi dönemi yaşadı. Hala da devam eden bir süreci yaşıyoruz. Damla Hanım, öncelikle size sormak istiyorum. Sizin sektörünüze nasıl etkileri oldu bu pandemi sürecinin? Valla pandemi süreci zaten zorlu olan sektörü daha da zor hale getirdi. Otomotiv sektörü. Üzerine lojistik süreçlerinde yaşanan ekipman krizleri, bizim limanlardaki yoğunluklarımız, gemi iptalleri gibi çok operasyonel işleri de ekleyince, bir de son dönemde basında da çok yer aldı bu semikondaktör parçası ile ilgili tedarik problemi, üstüne eklenen ham madde problemleri derken bizim üretimlerimiz ani duruş kalkışlara ve dolayısıyla bizim de bu yapıya, bu duruma esnek bir şekilde uyum sağlamamız şeklinde bir duruma dönüştü. Stoğumuzu, insan gücümüzü, kaynaklarımızı çok daha iyi yönetmek zorunluluğu oluştu ve şu anda yapmaya çalıştığımız şey de tam olarak bu. Daha esnek, daha anlık plan yapabilir bir hale gelmek gerekiyor herhalde, değil Evet. mi? Çok değişkenliğe Evet. ayak uydurmak gerekiyor. Ben aynı soruyu size şöyle sormak istiyorum Fatih Bey. Özellikle projenize bir etkisi oldu mu pandeminin? Cevabı bildiğim için aslında izleyicilerimiz de dinlesinler istiyorum. Projenize nasıl etkisi oldu pandemi sürecinin? Göksel Bey, ben olaya biraz başından başlayayım. Biz 2020 yılının Ocak ayında başladık projeye. Hatta ilk IFS'le ilk toplantımızı da 20 Ocak'ta gerçekleştirdik. O toplantıdan sonra danışman arkadaşlar gelmeye başladılar. Haftalık her gün, haftanın her günü toplantılarla geçmeye başladı. Analizler yapılmaya başladı. Üzerinden bir ay kadar bir zaman geçti. Tam yanlış hatırlamıyorsam Mart ayının ortalarıydı. Türkiye'de ilk COVID vakalarının patlak verdiği dönem. COVID vakaları olmaya başladı. Üstüne seyahat yasakları geldi. Bir taraftan proje var. Danışmanlar seyahat edemeyecek. Proje nasıl yürüyecek falan böyle. Herkes için bir ilkti zaten o süreç. Yani ilk defa yaşanan şeylerdi. Tamamen bir belirsizlik var. Çok ciddi karamsarlığa düştüğümüz oldu açıkçası. Arkasından şirket olarak biz 1 Nisan itibariyle
3 aylık bir üretim durdurma kararı aldık. Hani böyle zorlu zamanlarda, zorlu zamanlar insanlara bazen yeni fırsatlar verirmiş ya. Aslında o durdurma bizim için büyük bir şans oldu, proje için açıkçası. Hani yönetimle beraber oturup karar verdik. Proje ekibindeki arkadaşlarımızın uzaktan çalışma yöntemiyle IFS projesine devam etme kararı aldık. O 3 aylık süreci biz çok yoğun bir şekilde eğitimler, analizlerle tamamlayıp aslında çok daha uzun sürede bitecek işi biz 3 aylık sürede bitirdik. Ve çok daha hızlı yol aldığımızı düşünüyorum. Yani proje bakımından açıkçası pandemi bizim için bir şans oldu diyebilirim. Aslında yeni dünya düzeninde proje nasıl yapılırın ilk hızlı adaptasyonunu yaşayan bir proje oldu, öyle değil mi? Evet, projenin %90'ını uzaktan bitirdik yanılmıyorsam. Doğru mu Göksel Bey? Evet, aynen o şekilde. O da çok bize sık sık şu soru soruluyor. Bu pandemi döneminde bu proje nasıl yapılır? Yine kapanma olursa vesaire. Umarız ki olmaz böyle şeyler ama bunun çok İnşallah. güzel bir örneğini aslında Turkuaz Seramik Projesi'nde hep birlikte yaşadık. Çok da başarılı olabildiğini gördük. Bu da Evet. bizim için çok güzel örneklerden bir tanesi. Çok teşekkür Kesinlikle. ediyorum. Damla Hanım, size şunu sormak istiyorum. Özellikle sizin sektörünüze baktığımız zaman projede kritik olan konular nedir? Bu sektörü zor yapan, otomotiv sektörünü bir dijital dönüşüm projesinde, bir ERP projesinde zor hale getiren nedir? Nedir sektörün zorlukları? Hem sektörün zorluğu var hem de bizim yapımızın zorluğu var. Çünkü biz biraz bizim üretim şeklimizden bahsetmek lazım bu soruya cevap vermek için. ISIN'de üretim Kanban ile döner. Kanban ve çekme sistemiyle döner. Hem stok yok denecek kadar azdır. Sevkiyat yaparsınız. Sevk ettiğiniz ürün kadar üretim yaparsınız. Böyle bir döngüsü vardır bu sistemin. Tabii dolayısıyla en büyük risk de öncelikle üretiminizin durması, sevkiyatın yapılamaması ve daha en kritiği herhalde bunu söylemek lazım. Hattına parça verdiğiniz müşterinizin durması ki bu müşterinizin araba üretememesi anlamına geliyor. Hiçbir şekilde hiç kimseyi hiçbir şeyi durdurmamız gerekiyor. Şimdi bizim IFS geçiş planlamamızda herhangi bir duruşa bağlayamadık. Çünkü o dönemde bir duruş yoktu. Normal üretim vardı. Çünkü şöyleydi. Sektör pandeminin ilk dalgaları sonrasında piyasadaki talebe yetişmek için durmadan çalışmayı hedefliyordu. Hiçbir duruş yoktu. Biz de 2020 fiskal yılının ilk günü olan işte 31 Mart 1 Nisan'ı hedefledik bu geçişi yapabilmek için. Tam anlamıyla şöyle oldu. 31 Mart 2021 gece saat 24'te eski sistemi kapattık. 1 Nisan 2021 gece saat 00:01'de IFS'i açtık. Yani hiçbir duruş olmadan, hiçbir şekilde bir aksaklık olmadan geçişi yapmış olduk. Barkod okuyucular kullanıldı, sevkiyatlar hazırlandı. Zamanında fabrikadan çıktı. Üretim kayıtları entegrasyonla IFS'in içine attı. Tedarikçi siparişleri portallardan tedarikçiye gönderildi ve mal kabul yapıldı. Bütün bunların hepsi 1 Nisan içerisinde tam anlamıyla bir simülasyon yapılmış gibi yapıldı ve sorunsuz olarak başladı. Çok böyle saniye saniyesine bir geçiş yaşamış olduk kendi adımıza. Teşekkür ederim. Göksel, bu noktada ben bir Damla Hanım'a bir soru sormak istiyorum da, çünkü ben bunu Buyurun. genel müdürlerinden çok duyuyordum. Genel müdürlere benim aynı zamanda üniversitenin arkadaşım ve çok Evet. endişeliydi. Evet. Ve hep şey diyordu, yani bu duruşlar bizi çok zor duruma sokar ve hakikaten de öyle. Çünkü şey, bayağı ip gibi bağlı bir endüstri. Hani bir gıda Aynen üretimi öyle. gibi değil ya da ne bileyim, işte biz Petlas'ta da çalışıyoruz ama ne bileyim, hani bir tır sevk etmediğinizde ona bağlı bir şey o kadar etkilenmiyor. Ama burada en büyük korkulan konulardan bir tanesi gerçekten şeydi. Sevkiyatın durması ya da üretimin durması ve şeyle. Ben şey merak ediyorum. Genelde buna bağlı bir şey soracağım.
Genelde biz müşterilere gittiğimiz zaman hep şey söylerler. Yani bizim endüstrimiz çok farklı, bizim şirketimiz çok farklı, bizim durumumuz çok farklı. Hep böyle biz bunu 20 yıldır ama nereye gidersek. Şimdi ben eminim Fatih Bey'de de aynısı var. Yani ne zaman bir yere gitsek herkes çok farklı. Öyleler de bu arada. Yani bizim aynı işi yapan 5 makinacı var. Mesela 5'i birbirinin rakibi. Yani birebir aynı işi yapıyorlar. Altıncıya gittiğimizde altıncı diyor ki yok bizim işimiz çok farklı diyor. Şimdi ben şeyi merak ediyorum. Yani biz mesela danışmanlık bizim yaptığımız işi bir software satmaya benzese de aslında işin ucunda bir business yönetiyoruz. Yani gidiyoruz o insanlarla birlikte o şeyi yapıyoruz. Ben bunu bütün samimiyetimle soruyorum. Yani gelen danışmanlar size bu konuda uyum sağlamak. Kanban bu arada çok otomotivde de o kadar yaygın bir şey değil aslında. Hani siz kullanıyorsunuz ama bütün otomotiv yan sanayiler kullanmıyor. Dolayısıyla o anlamda mesela size sağladıkları uyum, sizin olayınızı anlamak, adapte olmak konusunda nasıllardı? Bunu bütün açıklığı da şey yapabilirsiniz. Yani ben bunu bir hani pozitif bir şey duymak ya da negatif bir şey duymak için değil ama genel olarak hani dinleyen insanlara da bir fikir vermek açısından. Çünkü endüstri mühendisleri çalıştırıyoruz ağırlıklı ve bunlar endüstri tecrübeli insanlar. Dolayısıyla bir yere gittiklerinde üretim hattı nedir bilirler, planlama nedir bilirler, tedarik zinciri nedir bilirler. Yani ilk defa sizde öğrenmiyorlar bunları ama eminim size özgü şeyleri de vardır. Orada ne kadar zorlandınız insanlara işinizi anlatırken? Aslında zorlandık mı? Başta yani kavramla ilgili çok tartıştık. Biz Kanban sistemiyle üretim yapıyoruz. Öbür tarafta işlemi mantığı var. Bizde işlemi mantığı yok. Bizde Kanban var. Artık aramızda tatlı bir muhabbete dönüştüğü durumlarda oldu bunun. Biz Ama bir şey Kanban'la söyleyebilir üretim miyim? yapıyoruz. Bakın, orada şöyle bir şey var. Evet. Japonlar Kanban'ı çok güzel yapmışlar. Her şey kartlarla visual olarak yürüyor ama bunun bir elektronik karşılığı yok. Yani yönetim bunu şeyde hani üretim hattını inanılmaz güzel organize etmişler. Her şey görsel bir şekilde şey oluyor ama bir maliyet hesabı yapmak istediğinizde o Kanban kaydının bir yerde bir şey kaydı yok. Dolayısıyla ister istemez orada bir iş yönetimi değişimi de söz konusu oluyor ve orada bir uzlaşma yaşandı diye hatırlıyorum ben. Yani sizin metodunuzla bizim metodumuz gibi. IFS'in kendi içinde Kanban var. Yani IFS'te bir Kanban yapısı var. Matematiğe hesabı çok net gözüküyor. Fakat bizim anladığımız Kanban, yani bizim Japon sistemindeki Kanban IFS'ten bir tık farklı. Biz IFS ekibiyle o orta noktayı buluştuk. Yani bizim Japon sisteminin ne olduğunu IFS ekibine anlattık. IFS'in danışmanları da bizim ne demek istediğimizi anladılar çünkü biz anlattığımız şeyi gösterdik. Yani hali hazırda içeride bütün yapıyı, bütün akışı operasyonel olarak bizim Miyaruka dediğimiz görselleriyle birlikte danışmanlara anlatabildik. Yani bir hayal anlatmadık, kafamızdakini anlatmadık. Zaten içeride var olan sistemi danışmanlara çok net bir şekilde anlatabildik. Danışmanlarınız da yani gerçekten çok net bir şekilde anladıklarını ve hani bunun sürecin içine nasıl dahil edilebileceği ile ilgili çözüm önerisi sunabildiler bize. Belki biliyorsunuzdur Ergin Bey, o konu hala üzerinde çalıştığımız, hatta elektronikleştirmeye, hesabını üzerinde IFS'le beraber kurgulamaya çalıştığımız bir süreç. Ve bayağı da yol aldık. Hesaplamalar şu anda IFS'in içinde yapılabiliyor. Testlerini devam ettiriyoruz. Eğer böyle olursa bu süreci devam ettirebilirsek aslında uçtan uca bir elektronik sistem, elektronik kanban dediğimiz, bizim elektronik kanban dediğimiz, sizin otomatik kanban dediğiniz hani IFS dilinde bir yapıya doğru dönüştü. Hedeflerden biri bu. Tamam. Yani biz buradan en azından ben dinleyen insanlara şunu da vermek istiyorum. Genel olarak şöyle bir algı var ya, bir ERP firması geldiğinde kendi iş süreçlerini olduğu şekilde oturtuyor şey. Anlatır. Hiçbir zaman inanın öyle olmuyor. Yani mutlaka arada bir yerde buluşuluyor. Hep böyle bir şey oluşuyor. Bir uzlaşma ve şey. Eminim Fatih Bey de hani Göksel fazla vaktini almak için hemen şey yapacağım ama bu konuyu çok merak ediyordum. Genelde dinleyen insanlara şunu şey yapmak istiyorum. Evet biz ve bizim gibi firmalar bu sadece IFS'e özgü bir şey değil. Biz best practice'lerle geliyoruz. Dünyada yapılmış örnekleriyle, otomotivde, gıdada ya da şeyde ama hiçbir zaman birebir ya öyle olduğu da oluyor ama nispeten nadir oluyor.
Ya genel olarak hep bir yerlerinde, ucunu, kıyısını, bir yerlerini o şirkete özgü hale getirmek, bir adaptasyon şey yapmak, bir noktada uzlaşmak. Bunlar çok yaşanan, çok da alışık olduğumuz şeyler. Yani siz bizim şeylerimizi anlıyorsunuz, biz de sizin hayatınızı anlıyoruz. Çünkü eninde sonunda bir Türkiye gerçeği var. Yani bunu Almanya'da kurmakla, İsviçre'de kurmakla, İngiltere'de kurmakla, biz orada da çalıştık, Türkiye'de kurmak aynı şey değil. Para, kaynak, zaman, yetişmiş insan, birçok açıdan. Yani eminim ben, Damla Hanım'la biz aynı projeyi Japonya'da yapmış olsaydık bundan daha kolay yapıyor olabilirdik herhalde, ne bileyim. Niye? Çünkü oraya bir şey anlattığınız zaman bir kere anlıyor ve dinliyor, tamamdır diyor. Ben hazırlanacağım, geleceğim diyor. Ama bizim kendi alışkanlıklarımız çok şey. Yani biz bir kere dinleriz, bir kere daha dinleriz, yapmayız, tekrar şey yaparız. Yani niye? Böyle alışkanlıklarımız var. Ya Fatih Bey de bu konuda hani bir deneyimini dinlemek istiyorum. Ondan sonra sözü sana tekrar vereceğim. Tabii. Şimdi Ergin Bey, açıkçası çok haklısınız bu bahsettiğiniz konularda. Herkes kendisi için işini farklı görüyor. Yani bu benim ikinci büyük ERP projem. IFS'le beraber yürüttüğümüz projede ben şu farkı hissettim. Sizin az önce bahsettiğiniz gibi hani ERP şirketleri gelecek, kendi iş süreçlerinizi bize dikte edecek. Biz de ERP sürecine başlamadan önce bu şirketimizde bu algı vardı. Yani biz onların iş süreçlerine ayak uyduramayabiliriz, henüz hazır değiliz gibi falan hep bu tarz bahaneler öne sürülüyordu. Ama biz süreçte şunu yaptık, eğitim süreçlerinde özellikle. İşte önden kavramsal tasarımı hani hiçbir ekran görmeden tamamen şirketin iş süreçlerini analiz edip kavramsal tasarımı yapıp ondan sonra eğitimlere başlama gibi bir yöntem değil de IFS ekibiyle beraber yani proje yöneticimizle beraber karar verdiğimiz bir konuydu bu. Eğitimlerle birlikte aynı zamanda ekran eğitimleriyle birlikte bölümlerin iş analizlerini de sürecin içine dahil edip eğitimler sırasında çözümlerimizi biz ortaya çıkardık aslında. Yani böyle olunca IFS orada bize, biz IFS'e yani biraz o bize yaklaştı, biraz IFS biz IFS'e yaklaştık gibi bir süreç yaşadık açıkçası. Çünkü şöyle bir şey oluyor bence. Şimdi bizim çalıştığımız şirketlerin hepsi zaten kendisi başarılı şirketler. Yani bu önemli, Evet. bakın. Bunların hepsi zaten çok başarılı şirketler ve o başarıya nasıl gelmiş? IFS'siz gelmiş zaten. Burada hemfikiriz, değil mi? Burada amaç Evet. şu. Şimdi ben orada olan sürecin aynısını IFS'te kurabilir miyim? Emin olun kurarım. Hiçbir soru işaretim olmaz. Yani birebir aynısını IFS'te kurarım. Ama kurmak şirket içinde, bizim içinde faydalı mı? Değil. Neden değil? Çünkü yıllar içinde kullandıkları programdan olabiliyor, alışkanlıklardan olabiliyor, oradaki yetkin kişinin becerisinden olabiliyor, ondan olabiliyor, bundan olabiliyor. Belirli hastalıkları ve belirli alışkanlıkları da taşımış oluyorlar. Dolayısıyla biz aslında bu projeyle şeyi yapmaya çalışıyoruz. Ya öyle bir birlikte bir usul, yani birebir gidip de elin Fransızının yöntemini de çat diye koyduğunuzda o da olmuyor. Yani o bizim endüstri iş modelimiz inşaatta budur. Al bunu kardeşim uygula dediğinizde tamam, o 50 milyar dolarlık devasa bir şirket için geçerli de ne bileyim burada işte Simpaş için geçerli değil o bu iş modeli. Çünkü öyle iş yapmıyor. O yüzden burada o çözüm oluşturma denilen her iki tarafın anahtar kullanıcılarıyla birlikte ortak bir ideal bir iş modeli bulmak ve buna evrilmek mümkünse standarda yakın, yani mümkünse şeye yakın bir iş modeli bulmak çok kıymetli, değerli bir şey ve buradaki iki tarafın katkıları bence çok kritik. Ondan sonrası çünkü uygulama aslında. Ondan sonra verilerin toplanması, test edilmesi ama çözümü bir kere yanlış oluşturduğunuzda, eksik oluşturduğunuzda bazen çok teorik bir iş modeli yapılabiliyor ve pratik karşılığı olmuyor. Çok böyle akademik olarak süper bir iş modeli ama onu kullanacak kullanıcılar da yetersiz. Şu andaki ekonominin değişimine ya da iş modelinin değişimine de karşılık vermiyor. O da çok tehlikeli. İşte bütün bunları aslında fark ederek ya da fark etmeyerek şirketlerle uzlaşıp bir yöntem bulmaya çalışıyoruz. O yüzden zaten bu iş bu kadar zor bir iş. Hani bazen diyorlar ne neticede bir tane yazılım kuruyorsunuz. Neden bu kadar zor olabilir ki? Keşke öyle olsa. Yani bir gün gelecek eminim elimizde USB ile geleceğiz. Oradaki arkadaşların kafaya takacağız. Anında çalışmaya başlayacak. Ama o gün gelinceye kadar
biz bunu birlikte çözmemiz gereken konular var ve bunları gerçekten adaptasyonu, alışkanlıkları, şeyleri yani ve önemli bir konu. Ve hani yaptığınız iş de önemli bir konu. Dirençli olmanız gerekiyor. Dirençli olmanız gerekiyor. Çok dirençli olmanız gerekiyor. Çok az geri adım atmak gerekiyor. Ve o yüzden hani özellikle sizlerin şeyinizde diğer bu projelerde çalışmış bütün arkadaşlara, IFS olsun, başkası yani başka ürünlerde olsun fark etmez. Bu dijital dönüşüm projelerinde emek sarf etmiş herkese Allah kolaylık versin diyorum. Yolları açık olsun diyorum. Teşekkür ve sözü Göksel'e bırakıyorum. Gerçekten. Çok teşekkür ederim. Aslında konu oraya gelmişken şunu sormak istiyorum. Kurduğunuz ekiplerde, projedeki ekiplerinizde nelere dikkat ettiniz? Nasıl insanları dahil ettiniz? Biraz ondan bahsedebilir misiniz? Öncelikle Damla Hanım, sonra Fatih Bey'den alayım aynı sorunun cevabını. Evet, aslında tam da buraya geldi konu. Şimdi biz çok duyduk bu başlangıçta arkadaşlarımızdan, sektörden. Genelde bu tarz geçişlere kaynak oluşturmak için personel alımına giden şirketler oluyormuş. Bu insanları da proje ekiplerine direkt veriyormuş bu firmalar. Ama ben bunu birçok açıdan çok tehlikeli buluyorum. Çünkü sürecinizi bilmeyen bir çalışanın, sürecinizi bilmeyen bir ERP danışmanına sürecinizi anlatmasını bekliyorsunuz. Yani bu o kadar yanlış ki. Zaman kaybı, para kaybı, son kullanıcının projeye olan inancı sarsılabilir çünkü biraz önce Ergin Bey'in bahsettiği gibi bambaşka, mümkün olmayan, pratik uygulamada olmayan bir iş modeli oluşmuş olabilir. Dolayısıyla biz böyle bir yanlış yapmadık. Biz tam anlamıyla BFE, o sürecin içinde olan, o süreci yöneten, çalıştıran ve hatta mümkünse kurup geliştiren insanlardan bu takımları oluşturduk. Çoğu toplantıya yani departmanların yani oturum diyelim onlara her oturuma ilgili sürecin mümkün mertebe tüm çalışanlarını dahil etmeye çalıştık. Tabii ki anahtar kullanıcılar vardı ama anahtar kullanıcılarla yetinmedik. Anahtar kullanıcılarla birlikte o sürecin işleten tüm insanları o oturuma katmaya çalıştık ki şunu gördük. Farklı yani aynı işi yapan ama farklı üretim şekillerinden kaynaklı ya da farklı müşterilerden kaynaklı bile olabiliyor. Farklı şekilde uygulama örnekleri olan yapılarımız var içeride. Aslında bize bu şunu da sağladı. Süreçleri komple bir gözden geçirmemizi sağladı. Hani gerekliyle gereksizi ayırmamız, hani bizim breaches mantığında. Ya biz bunu niye yapıyormuşuz, buna ne gerek varmış? Aslında şöyle yapsak daha iyi olur mu gibi kendi içimizde de beyin fırtınası yapmamızı, bunu yaparken IFS'in danışmanlarıyla bir toparlamamızı sağladı. Şunu, yani özetle şunu diyebilirim, sürecinin 5H1K'sına hakim olan insanlardan takımlar kurduk, proje ekipleri kurduk. Proje liderleri karar verdi hangi oturuma kim katılacak diye. Bu ekipler aynı zamanda hem günlük işlerini yaptılar hem de projede çalıştılar. Haliyle bu arkadaşlarımın ciddi bir özveri ve uyumla çalıştığını söyleyebilirim. Çok ciddi mesai harcadı bu arkadaşlar. Hazır yeri gelmişken tekrar kendilerine de teşekkür etmek istiyorum. Hem IFS danışmanlarına hem ISIN ekibine süreci çok iyi yönettiğimizi düşünüyorum. Çok başarılıydı. Tekrar teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Fatih Bey, siz nelere dikkat ettiniz ekibi kurarken? Şimdi az önce Damla Hanım geçiş tarihini 31 Mart gecesi 1 Nisan'a bağlayan 2021 demişti. Süreçlerimiz çok benziyor. Biz de 1 Nisan 2021'de geçiş yaptık. Ve ekipleri belirlerken de biz de başlangıçta bir proje ekibi belirledik. Anahtar kullanıcılar belirledik bölümlerden. Tüm bölümlerden çok değerli arkadaşlarımızı yazdık. Ama eğitim ve analiz süreçleri başladığında bir de bizim şansımız şu olmuştu. O bahsetmiştim ya 3 aylık durma sürecinde bütün bölümlerdeki bütün arkadaşlar bütün oturumlara katıldılar.
Yani çünkü Damla Hanım'ın bahsettiği gibi de aynı işi yapan iki arkadaş aynı bölümde yan yana masalarda oturan kişiler bile olsa kendi birikimleri, kendi tecrübeleri hep farklı pencerelerden olduğu için bunu danışman arkadaşlara anlatırken birinin es geçebildiğini, anlatmakta unuttuğu bir şeyi başka bir arkadaş çok rahat bir şekilde izah edebildi. Bütün süreci ben bütün ekip arkadaşlarımızı dahil ederek yürüttük. Ve bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Çok büyük emekleri var. Çok gayret sarf ettiler. Onların da gece uykuları kaçmıştır eminim. Bazı işleri yetiştiremeyeceğiz diye. Ama başarılı olduğumuzu düşünüyorum ben bu süreçte. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bir yıl olmadı daha canlıya geçeli iki proje içinde. IFS'i tercih ederken ön plana çıkan konular neydi, konu başlıkları neydi ve bu bir yıllık geçmişe baktığınız zaman son bir yıla nasıl iyileşmeler var? Biraz bunlardan bahsedebilir misiniz Damla Hanım? Biz yaklaşık 6 ay oldu başlayalı 1 Nisan'dan bu zamana. 6 ayı bitirdik. 7. ayın içerisindeyiz. Bu süreç zarfında önce neyi bekliyorduk IFS'ten? Bir kere gerçek zamanlı stok takibi yapabilmeyi bekliyorduk. En önemli beklentilerimizden biriydi. Hızlı ve kolay entegrasyon bekliyorduk. Çünkü çok peşli bir yapımız vardı ve o peşli yapının bir kısmında entegrasyonların devam etmesi gerekecekti. Ve bu entegrasyonun da güvenli olmasını bekliyorduk. Esnek olmasını bekliyorduk. Yani bizim o peşli yapının mümkün mertebe tüm yapılarını ERP'nin üzerinde tutmayı, ERP'nin üzerinde toplamayı hedefliyorduk. Etkin bir maliyet muhasebesi yapmak istiyorduk. Daha detaylı bir maliyet muhasebesi anlamında söylüyorum. Kişiye bağlı işletim yapısından arınmak istiyorduk. Hani daha böyle basit, anlaşılır, herkes tarafından kullanılabilir bir yapı kurmak istiyorduk. Dolayısıyla da insan kaynağımızı daha efektif kullanmak istiyorduk. Yani daha katma değer yaratan işlere kaydırabilmeyi hedefliyorduk. Bütün bu hedeflerin hepsi gerçekleşti mi derseniz, faz 1'de olması gereken hepsi gerçekleşti. Şimdi projeyi fazlara böldük. Faz 1 gerçekleşti. Şu anda halihazırda sorunsuz devam ediyor. Faz 2 sürecinin çalışmaları devam ediyor. Faz 2 ile birlikte hedefimiz bu biraz önce bahsettiğim tüm konuların üzerinden geçmek ve yapabileceğimizi düşünüyorum açıkçası. Teşekkür ederim. Fatih Bey, siz tercih etmenize sebep olan IFS'in ön planda olmasına sebep olan konular neydi ve son bir yıla baktığımız zaman, son 6 aya baktığımız zaman nasıl ilerleme, biraz ondan bahsedebilir misiniz? Açıkçası Damla Hanım çoğu konuya değindi. Yani aynı konular genellikle. Tabii şimdi IFS'i tercih ederken bizim ilk olaya bakış açımız hani IFS az önce Ergin Bey de sunumunda gösterdiği gibi üst segment yazılımlar arasında bir ERP sistemi. Tüm o kategoride yer alan ERP sistemlerinin de sundukları genelde 3 aşağı 5 yukarı birbiriyle örtüşen şeyler. Ben bir IT yöneticisi olarak IFS'te en büyük sebeplerden bir tanesi, tercih etmemizdeki en büyük sebeplerden bir tanesi açık kaynak kodlamasıydı. Yani bu etkin bir IT bölümünüz var ise entegrasyonlarda, uygulama geliştirmelerde, iyileştirmelerde, detaylı raporlar hazırlamalarda çok rahat bir şekilde bize konfor alanı sağlıyordu açıkçası. Yani bu noktada bizim tercih etmemizdeki en büyük sebeplerden bir tanesi açık kaynak kodlamasıydı diyebilirim. Diğer konular dediğim gibi Damla Hanım hani üzerinden tekrar geçmek istemiyorum.
Hepsi üç aşağı beş yukarı aynı konular. Bizim en büyük tercih sebebimiz açık kaynak kodlu olmasıydı. Teşekkürler. Ben son olarak şunu sormak istiyorum. Şimdi çok başarılı iki tane projede proje yöneticiliği yaptınız. Hem Damlan hem Fatih Bey. Şimdi sizin yerinizde olmak isteyen pek çok kişi var. Daha bu sürece yeni başlayan ve sürecin sonuna geldiğinde aynı noktada olabilmeyi hayal eden insanlar var. Ne öneriyorsunuz bu kişilere? Nelere dikkat etsinler? Hem seçimde hem projeyi yürütürken var mı önerileriniz bu kişilere? Damla Hanım, yine sizden başlayalım lütfen. En önemli şey yönetim desteği. Yani yönetim desteği bu işin olmazsa olmaz bence. Eğer yönetim desteği yoksa bence başlamasınlar projeye. Yani net olarak söyleyebilirim. Çünkü ERP geçişi gibi kapsamlı projelerde organizasyon içindeki ortak amacın oluşturulması ve tabiri caizse herkesi elini taşın altına sokması için yönetimin beklentisinin net bir şekilde çalışanlara, süreç sahiplerine geçmesi gerekiyor. Bunu proje yöneticisi olarak kimse yapamaz. Bunu ancak yönetim yapabilir. Yönetim bu direction'ı verebilir insanlara. Yönetim bu direction'ı verdikten sonra proje yöneticisi olarak sizin eliniz daha güçleniyor ve daha hızlı, daha doğru şekilde iletişim kurarak hareket edebiliyorsunuz. Aksi takdirde yani projeyle mi uğraşacaksınız, başka bazı unsurlarla mı uğraşacaksınız gibi bir çok yönlü farklı şeylerle uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Bu benim insanlara en önemli tavsiyem olacak. Ve ne olursa olsun bu işin bir takım işi olduğunu asla unutmasınlar. Yani bir kişinin yapacağı, ne bir danışmanın yapabileceği, ne bir kişinin yapabileceği bir iş bu. Takım olarak yapılabilecek bir şey. Hem kendi şirketiniz içinde hem de ERP şirketinin içinde. Yani ERP şirketinden gelecek danışmanlarla da çok doğru bir komünikasyon kurabiliyor olmanız lazım. Bir kere egolardan arınılması gereken bir süreç geçirilmeli. Herkes kendini doğru ifade etmeye odaklamalı. Sadece kendini yaptığı süreci doğru bir şekilde ifade edebilecek hale gelmeli. Birbirini nasıl derler? Anlamak için dinlemeli insanlar. Dinlemek için dinlememeli. Yani ne anlatıldığını, niye anlatıldığını, neden anlatıldığını çok iyi dinleyebilecek bir ortam kurulması lazım. Ve inanmalı birbirine. Yani yönetim desteği ve bu işin bir takım işi olduğunun asla unutulmaması, doğru insanlarla, doğru ekiplerle başarısız olabilecek bir proje olduğunu düşünmüyorum. Bunların yapıldığı takdirde projeler çok başarılı yürütülebilir. Çok teşekkür ederim. Fatih Bey, yolun başındaki sizin konumuzdaki kişilere sizin tavsiyeleriniz nelerdir? Sabırlı olsunlar. En önemli konulardan bir tanesi sabırlı olmaları tabii ki ama ben de birinci sıraya bu tarz projelerin olmazsa olmazı olarak yönetim desteğini koyarım. İkinci sıraya da takım ruhunu koyarım açıkçası. Şöyle yanlış bir algılanma var. Bu sadece bizim sektörde değil hani Türkiye genelinde de bu böyle. Bu tarz projeleri bir bilgisayar yazılımı, yani programı gibi algılayıp bir IT projesi olarak algılıyor insanlar. Yani Bilgişlem bu projeyi alacak, IT ekipleri gelecek, kuracak, bize anlatacak, biz kullanacağız. Aslında öyle bir şey değil. Bu ERP projesi başlı başına bütün belki alışkanlıklarınızı kökten değiştirecek çoğu yerde sisteminizi değiştirmeye zorlayacak bir şey. Bu işin baştan bu işe girişecek bütün ekibe çok doğru ve düzgün anlatılmış olması gerekiyor. Ekibin de bu işi kabullenmiş olması gerekiyor açıkçası. Hani yönetim desteği olduktan sonra, ekip bu işe gönüllü olduktan sonra, biraz da sabır olduktan sonra bu işin altından kalkılmaz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum.
Ben Hilal Hanım'ı davet ediyorum soru kısımlarımız için. Teşekkür ederiz Damla Hanım, Fatih Bey, değerli cevaplarınız için. Aslında soru almışız. Merhaba, konuklarımıza sormak istediğim bir soru var. Dijital dönüşüm sürecinde kendilerini zorlayan en büyük problem ne oldu? Bu problemi aşma noktasında nasıl bir yöntem izlediler diye bir soru gelmiş. Hem Ayşin'e hem de Turkuaz'a. Ne oldu? İsterseniz Damla Hanım sizden başlayalım. Evet, düşünüyordum bir yandan da ne oldu diye. Herhalde bizdeki en zorlayıcı nokta süreçti. Ben hani bu soruyu IFS sürecini yönetimi olarak alayım ve o şekilde devam edeyim. Biz çok kısa bir sürede yaptık. Yani bana kısa geldi, en azından 5,5 ay gibi bir sürede yaptık bu projeyi, başından sonuna kadar, canlıya geçişine kadar. Bizim için en zorlayıcı unsur süreydi. Hani geriye dönüp baktığımda neyi değiştirmek isterdim diye sorarsanız, süreyi değiştirmek isterdim. Keşke daha uzun sürede daha rahat yapabiliyor olsaydık bu işi. Ama açıkçası doğru zamanlama yapmak lazım. Hani süreyi daha uzun tutabiliyorlarsa süreyi daha uzun tutsunlar, daha iyi analiz yapabilmeleri açısından. Ama şunu da gördük ki süre kısıtlı olsa da yapılabiliyormuş. İyi analiz yapılabiliyor muymuş? Evet, yapılabiliyormuş. Doğru danışmanlarla, doğru ekiple oluyormuş. Her şey olabiliyormuş yani. Yeter ki isteyin. Süre uzadığında inanın olay savsaklanıyor. Çok optimum bir süresi var bunun. Gerçekten. Yani bunu şaka olsun diye söylemiyorum. 2 yıl verildiğinde, işte bu da bizim şeyimizde. Mesela yurt dışında projelerde genelde şu çok yapılıyor. Çok uzun süre planlanıyor. Mesela örnek veriyorum, 1 yıl planlanıyor, her şey hazırlanıyor, tak bir günde geçiyorlar. Biz de onu 1,5 yıl yapın, 3. ayda yapılan şeyin toplamda 8 ay gecikmeli versiyonunu görürsünüz. Yani o arada herkes işi savsaklar, şey yapar falan. Bir optimum şeyi var gerçekten. Ya mesela biz, Göksel bu konuda çok tecrübelidir. Yani genel olarak örnek veriyorum, mesela canlıya geçiş sürelerini 6-8 ayı aşırmamaya gayret ederiz. Çünkü savsaklanıyor. Fatih Bey de eminim bu konuda çok tecrübelidir. Yani İnsanları sürekli kesinlikle bir isim üzerinde tutmanız gerekiyor. O bir kere kaçtığında, istiyorsanız 2 yıl aynı konuyu konuşun, bir unutuyorlar. 2, olay sönümleniyor zaten. Ben bunu şeye benzetiyorum, televizyon dizisine. Yani bunun bir şeyi var, bir popülaritesi var. O popülariteyi tutturdunuz, tutturamadınız, insanlar projeden kaçıyor bir defa. Yani evet, onun bir parçası kesinlikle olmak istemiyorlar. Başarılı bir ruh hali yakaladıysanız, görüyorsunuz ki o direnç gösterenler böyle yavaş yavaş yaklaşıyor buraya. Biz de zaten çok istiyorduk diyor. Bir bakıyorsun ki en çok onlar istiyor bu projeyi. Aslında ilk başta en çok direnç gösterenler normalde. O yüzden bunun gerçekten böyle bir ruhu var. Yani onu şey, bilmiyorum Fatih Bey ne düşünüyor bu konuda ama. Çok doğru söylüyorsunuz Ergin Bey. Biz de süreci, canlıya geçişi 2 faza ayırmıştık. Yani bir light canlı dediğimiz bir deadline koymuştuk kendimize. Bir de sonrasında tam canlıya geçişi. Temmuz ayıydı. 1 Temmuz itibariyle 2020, evet 2020 Temmuz ayı itibariyle light canlı geçiş dediğimiz, hani üretim tarafı hariç muhasebe, satın alma, personel, insan kaynakları, proje yönetimi, bakım onarım yönetimi, tüm o bölümleri 1 Temmuz itibariyle canlıya geçirdik. Arkasından bir sonraki, tabii bu canlıya geçiş sürecinde hani bizim şöyle bir sıkıntımız oldu. Hani zorluktan soruldu, soru oradan geldi. Biz bütün envanter kartlarımızın kodlarını değiştirdik bu süreçte bir de. Eğer hani dinleyenlere tavsiyem, eğer böyle bir düşünceleri varsa, böyle bir ERP'ye geçiş sürecinden önce bu işi, çok öncesinde bu işi halletmiş olmalarını tavsiye ederim. O sürece biz bunu sıkıştırdık. Böyle olunca fatura, sevkiyat, irsaliye, tabii bu işin bir de e-irsaliye, e-fatura ayakları var. Onların tamamını 31 Mart 2021 tarihinde 1 Nisan'a bıraktık biz açıkçası. Hatta odamda benim bir takvim var. 31 Mart'a kocaman büyük puntolarla eski sistemi kapatacağımı yazmıştım.
Ve 31 Mart gecesi saat 12'de eski sistemi kapattık. 1 Nisan'da bizim çok karmaşık bir ihracat sevkiyatımız vardı. 1 Nisan şakası gibi o güne o denk geldi. İlk faturamızı da çok karmaşık bir ihracat sevkiyatıyla gerçekleştirdik. Biz o faturanın e-fatura tarafından çıktısını aldığımız gün tamam dedim, bu iş olmuş. Yani o gün, o dakika ne çektiğiniz zorluk kalıyor, ne sıkıntı kalıyor, evet. İnanın hiçbir şey düşünmüyorsunuz. Teşekkür ederiz. Fatih Bey, bu soru üstüne size bir soru daha gelmiş aslında. ARGE projelerinizi sistemsel olarak ne detay takip edebiliyorsunuz? IFS'in bu konuda sunduğu ve kullandığımız çözümler var mı? Varsa neler diye. ARGE projelerimizi IFS'in kendi içinde bulunan proje yönetimi ile takip ediyoruz. Proje yönetiminde geçerli olan tüm süreçler, aktiviteler, aktivitelerde planlanan zamanlar, o aktiviteler için kullanılan sarf malzemeler, o projenin satın alma tedarik süreleri, satın alma süreçleri ve bunların maliyetinin hesaplanmasını tamamen IFS'in içinde bulunan proje yönetimiyle takip ediyoruz. Mesela bu konuda Türkiye'de ender firmalardan biri olduğumuzu söyleyebilirim. Genelde ERP'sinin içerisinde ARGE süreçlerini entegre eden, yöneten ender firmalardan biri olduğunuzu biliyorsunuz herhalde Fatih Bey, değil mi? Genel olarak klasik ERP şeyinin içinde o yoktur çünkü. ERP denince ne hikmetse öyle bir algı da oluştu çünkü. Satın alma, finans, muhasebe, stok şeyi değil tabii ki. Aslında uçtan uca bütün evet. Süreçlerden bahsediyoruz. Doğal olarak sizdeki projede de biz ona özellik önem verdik. Çünkü şirketiniz ARGE faaliyetlerine çok önem gösteren bir şirket. Dolayısıyla o süreçleri evet. de sürecin içine dahil etmeye çok baştan beri önem vermişti. Demolarda da zaten istiyordunuz bunları hep. Kesinlikle. Hatta biz ARGE tarafının haricinde kendi ürün tasarım geliştirme, ürge ayarındaki bulunan kısımları da tamamen proje yönetimi altında takip ediyoruz şu anda. Gayet de sağlıklı bir şekilde ilerletiyoruz o işi. Teşekkür ederiz. Damla Hanım, size bir soru gelmiş. Tedarikçi ve müşterilerinizle ne tür entegrasyonlar yaptınız? IFS bu kapsamda sizlere neler sundu? Müşterilerimizle yaptığımız entegrasyon en yoğun bilinen entegrasyon, onların siparişlerinin IFS'in içine otomatik olarak alınabilmesini sağlamak oldu. Çeşitli entegrasyon firmaları var. IFS de bu entegrasyon firmalarıyla uyumlu çalışıyor. EDI dediğimiz sistemle IFS'in içine siparişlerimiz anlık olarak geliyor. Tedarikçilerimizle ilgili olarak ise zaten kafamızda olan bir projemiz vardı ve biz bu projemizi devreye aldık. IFS bizim projemizi bilmedi, anladı ve buna karşı bize bir çözüm önerdi. Bir portal yarattık, tedarikçi portalı. Benzer uygulamalar daha önce yapmış IFS zaten. Fakat biz tabii onu biraz Japonvari ve bizim istediğimiz şekle dönüştürdük. İstediğimiz formata soktuk. Şöyle oluyor, Kanban sistemiyle bir üretim yaptığımız için de Kanban sistemiyle bir siparişleme yapıyoruz tedarikçilerimize. İşte ne üretiyorsak, ürettiğimizde kullanılan malzeme kadar malzemeyi tekrar fabrikamıza getirmemiz gerekiyor. Bunun bir döngüsü var. Bu döngüyü sistemin içine akople ettik, Kanban döngüsünü. Ve belli saatlerde periyodik olarak tedarikçilerimize portal üzerinden sipariş açılıyor. Tedarikçi portala giriyor, kendi kullanıcı adı ve şifresiyle kendi siparişini indiriyor, etiketlerini basıyor. Bizim ürünlerimizin üzerine bu etiketleri koyuyor. Ve bizim kendi araçlarımızda ya da kendi araçlarıyla bize gönderiyor. Yapı tam anlamıyla bu şekilde yürüyor. Tedarikçi portalıyla bütün tedarikçi siparişlerimizi yönetebiliyoruz. Bunu 1 Nisan'dan beri kullanıyoruz bu sistemi. Damla Hanım, yanılmıyorsam şöyle bir şey vardı değil mi? Proje ilk başladığında bu kapsamın içinde yoktu mu? Sonra hatta siz bununla ilgili bir ürün bakıyordunuz diye ben hatırlıyorum. Ben mi yanılıyorum? Sanki böyle bir şey bana söylenmişti diye hatırlıyorum. Siz bununla ilgili bir ürün alacaktınız evet. galiba. Değil mi? Öyle bir şey vardı. Evet. Şöyleydi. Biz bunun ön çalışmasını yapmıştık Ergin Bey.
Kafamızda bütün süreci çizmiştik, hazırlamıştık, analizini yapmıştık, dokümante de etmiştik. Çeşitli teklifler de almıştık. Bu piyasada hali hazırda bazı benzer programlar var ama tam anlamıyla bizim ihtiyaçlarımızı karşılayacak bir program karşılığı yoktu açıkçası. En sonunda da şeye karar verdik. Dedik ki ya biz bunu en iyisi bir yazılımcıya yaptıralım. Hani bir peşimiz daha olsun, tamam varsın olsun ama hani yapacak bir şey yok. Bu bayağı bize operasyonel süre kazandıran bir durum çünkü ciddi verimlilik sağlıyor kendi iç süreçlerimizde. Tam o sırada IFS geçişi, IFS gündeme geldiği için biz o alımı durdurduk. IFS ile de ilk günlerde konuştuğum konulardan biri, bunu yapabileceğiz değil mi sizinle diye. Evet dediler, sağ olsunlar. Ondan sonra da işte hemen bunu da o faz bir sürecin içine direkt akuple ettik. Ve yani sizinkiler yazdı diye biliyorum arka planda var olan yok, o portalın içine. Orada bir teknolojimiz var. Şey teknolojisi, evet. Portal teknolojisi kullanıyoruz. IFS'in tool'larıyla aynı şey mesela HR portalları için de geçerli. Mesela MySanmando da kullanıyor. Genelde şu da çok isteniyor. Bütün çalışanlar kendi bilgilerini update edebilsinler, şey yapabilir. Yani klasik bir client'tan girmiyorlar da bizim orada portal teknolojilerimiz var. IFS tarafından geliştirmiş. Biz bunları değişik amaçlarla kullanıyoruz. O B2B de onun bir şeyiydi. Biraz böyle size özelleştirilmiş versiyonu evet. Yapıldı. Ama yani memnunsanız biz de memnunuz. Memnunuz. Her zaman ama kaizen fikri vardır biliyorsunuz. Bizde durma yok. Sürekli iyileştirme var. Sürekli geliştirme evet. Var. Tabii. Evet. Bu ERP projelerinde de genelde öyle bir şey oluyor mesela. Evet. Bir şey kuruluyor. 5 yıl sonra bir bakıyorsunuz ki kurdukları gibi bırakıyorlar. Yani canlıya geçmiş. O canlıya geçmiş. Böyle 6 ay kullanmışlar. Süper mutlu mesutlar. 6 ay, yani 5 yıl sonra bir gidiyoruz. Ne bıraktıysak aynen. O olmaz. Yani ERP'nin de ekiplerin de anahtar kullanıcılarında versiyonların da sürekli sizin şirketinizin gelişimini takip etmesi gerekiyor. Bunun canlı bir organizma gibi olması gerekiyor. Öteki türlü eninde sonunda eskir. Ve çok bir süre sonra o zamanki aldığınız ceket gibi olur. İşte şişmanladın, zayıfladın, o sana dar gelmeye başlar. Yani o da mesela yanlış bilinen şeylerden biri. Üzerine tabii çok fazla şey yapılması gerekiyor. Başka projelerin konuşulması, yeni taleplerin olması gibi. O yüzden şey derler ya, ERP projeniz ne zaman bitti? Bitmez. Bittiğinde bir problem bitmez. Var demektir. Bittiğinde bir problem var demektir. Evet. İçeriden fikir üretilmiyor demektir. Pardon, ben de bir araya gireyim burada konu açıldığı için. Biz de bu arada kendi bünyemizde B2B'mizi kendi bilgi işlem bünyemizde yazdık. 2022 Ocak ayında inşallah IFS'le tam entegre olarak devreye alacağız. Şu anda test aşamasında. 2022'nin ilk 4 ayı sonrasında da aynen tedarikçi portalını devreye almayı düşünüyoruz. Tamamen kendi yazdığımız, kendi geliştirdiğimiz. Arka tarafta bizim API'lerimizi ve şeylerimizi kullanıyor musunuz? Evet. Kullanıyorsunuz, tamam. Entegrasyon yani, için tabii ki. İşte burada mesela bazen şöyle olabiliyor. Şimdi bunu katmanlı bir mimari gibi düşünün. Bazen tablo seviyesinde entegrasyonlar yapılıyor. Bazen ki biz onu tavsiye etmiyoruz. Bazen hayır. Arka tarafta servis bazlı entegrasyonlar yapılıyor. Bu çok daha optimum bir şey. Çünkü müşterinin ihtiyacı, mesela Petlas da böyledir. Çok ciddi bir bayi organizasyonu var. O bayi organizasyonundan dolayı o ön yüzlerin sürekli değişmesi gerekiyor. Orada kampanyalar yapıyorlar ve şey, onun maintenance'ı güçlü bir şey olması gerekiyor. Bir yoğun destek gerekiyor. Orada kendi developerları var mesela. Onlar ön yüzleri daha çok ona odaklanıyorlar. Arka tarafta bizim bütün servisleri kullanıyorlar. Yani bu siparişler, borçlar, alacaklar, sevkiyat, onlarla hiç uğraşmıyorlar. Arka tarafta servislere bağlanıyorlar ki bence en modern teknolojik yapı bu ve çok da akıllıca bir yöntem bu. Yani siz daha çok müşteri kısmına odaklanıyorsunuz. Onların ihtiyaçları, onların bayiler kısmına odaklanıyorsunuz. Arka tarafta işin ham maliyesini IFS çözmüş oluyor. Bu mesela çok optimum bir yöntem bence. Kesinlikle. Başka bir sorumuz daha var ama bu biraz daha genel bir soru. Göksel Bey isterseniz siz cevap verin buna. Bizim şirket olarak aftermarket satışlarımız da var. Burada satış ekiplerinden satış öngörüleri vermelerini istiyoruz. IFS'in bu konuda sunduğu bir çözüm var mıdır?
Var. Aslında Ergin Bey'in sunumunda bahsettiği konulardan bir tanesi. Genelde ana sanayiyle çalışınca ana sanayi tahminleri paylaşıyor ve buradan yola çıkarak planlama yapılabiliyor. Ama aftermarket'te satış ekiplerinden öngörüde bulunmaları ve buna göre plan yapılması isteniyor. Bunun için IFS'in Demand Planner diye bir tane çok gelişmiş bir çözümü var. Farklı istatistiksel modellere göre sizin geçmiş datalarınızı inceliyor. İşte burada çeşitli yöntemler var. İşte Bayezyen yöntemi, en küçük kareler yöntemi gibi. Burada en doğru yöntemi her bir ürün için bulup ve size öngörüde bulunuyor. Diyor ki bu ürün için önümüzdeki 6 ayda şu satışların olması öngörülüyor diye. Ve hangi tutarlıkta bunu hesapladığını da istatistiksel olarak söylüyor. Buradan da planlamaya bir girdi oluşturabiliyorsunuz. Yaygın olarak kullanılan çözümlerden bir tanesi Demand Planning çözümü. Teşekkür ederiz. Bir sorumuz daha var. Bunda kime yönlendirildiği yazılmamış ama ben Damla Hanım'la Fatih Bey'e yönlendirildiğini düşünerek soruyorum. Proje sonunda kaynak planlaması nasıl bir değişim gösterdi? Yüzde olarak veri verebilir misiniz? Proje genelinde ne kadarlık kısmı standart çözümlerle yapıldı? Ne kadarlık bir geliştirme yaptınız? Bunu da yüzdesel olarak verebilir misiniz diye bir soru gelmiş. Yüzdesel olarak verebilir miyim bilmiyorum. Benim o konuda şöyle bir Yani önerim olacak. Damla Hanım, siz buyurun. cevaplamadan önce. Ya şöyle oluyor. Genelde biz öncesini ve sonrasını çok tutmuyoruz. Siz bir şey yapabilirsiniz ama IDC raporunu ben sunumda o yüzden verdim. O IDC raporunda IDC firması IFS kullanan 17 tane global firmaya gitmiş ve öncesinde bütün süreçleri kaydetmiş, sonrasında tekrar kaydetmiş. Dolayısıyla tek tek yazmış. Örnek veriyorum, sipariş giriş hızı, karşılama hızı, tedarik süresi, işte bakım onarımdaki iyileşme yüzdesi. Böyle her birini tek 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 oranlamış. IDC sonuçta bağımsız bir firma. Ve demiş ki buradaydı, bu oldu. Anlatabildim mi? Yani genelde biz şirketlerde şey yapmıyoruz çünkü. Öncesinde buydu, sonrasında bu oldu. Onun için böyle şey yapmak gerekiyor, analiz yapmak gerekiyor. Tabii sizin kendi hani şeyleriniz de vardır belki ama bize de çok sorulan bir soru bu. Ergin Bey, biz onu şu anda çalışıyoruz. Açıkçası 6 ay bekledik. Giderek de 6 ay bekledik. Süreç zarfında iyicene oturması için kullanıcılar, çünkü ufak tefek geliştirmeler, iyileştirme taleplerimiz hala oluyor. Duyuyorsunuzdur zaten. Bu bir oturduktan sonra bu çalışmayı başlatalım dedik. Şimdi başlattık çalışmayı. Aynı dediğiniz gibi öncesi ve sonrası operasyonel, özellikle operasyonel tarafta bizim Gemba tabir ettiğimiz üretim alanı tarafındaki bir verimlilik kazancını ortaya dökmek istiyoruz. Fakat şunu gördük, aslında bunu da söylemek lazım insanlara. Bu tarz bir ERP geçişinde herkesin yaptığı işin belli oranda azalmasını beklemek çok da doğru değil. Çünkü bu bir bütün. Bazen bir departmanın bir çalışanının bir işi azalırken başka bir departmanın başka bir çalışanının işi artabiliyor. Ama buradaki toplam faydaya bakmak lazım. Öyle departmanlar gözünde sadece benim iş yüküm arttı ya da işte benim iş yüküm azaldı gibi değil de toplam fayda da değerlendirmek lazım. Hani tavsiye niteliğinde olması açısından bunu söylemekte fayda var. Çünkü görüyoruz ki hani bizim mesela kendi içimizde bir grupta Gemba tarafındaki işler azalmışken ofis tarafındaki işlerde bir miktar artma oldu. Ya da işte bir ofisin bir kısmı artmışken öbür tarafı azaldı gibi durumlar söz konusu. Ama toplam faydaya baktığımızda gerçekten kazançlı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bunu da datalarla ortaya dökme çalışması içindeyiz şu anda. Hani sizin biraz önce bahsettiğiniz tarz bir raporu hazırlıyoruz. Hem kendi adımıza da görmek için. Proje kaynağı olarak hani genel olarak baktığımda başka söyleyebileceğim bir şey yok açıkçası bununla ilgili. Fatih Bir de Bey, şey siz var. bir şey eklemek ister misiniz? Orada. Mesela verilerin sağlıklılığı ile ilgili bir bilgi de yok genelde. Mesela atıyorum aynı veriye ulaşıyordunuz ama şimdi yani onlar daha paçaldı, daha az doğruydu. Ama şimdi daha doğru ve kesin. Bunun karşılığı bir şey yok ki. Belki dediğiniz gibi bir departmanın işi komple %50 artmış bile olabilir ama eskiden ulaştığınız bir veriye belki ulaşamıyordunuz. Bana bir patron şey demişti ya, ben bunu kurmakla kaç tane adam atarım demişti. Ben dedim ki öyle başlayacaksınız, hiç almayın.
Çünkü belki sonunda adam alabilirsiniz bak. Yani Evet. bu da doğru. Çünkü orada şunu söylemek istedim. Hiç kaydını kuydunu tutmadığınız bir şeyleri belki tutmak zorunda kalacaksınız. Dolayısıyla onu tutmak için de daha nitelikli insanlara ihtiyaç duyacaksınız. Mesela bir diğer konu da o. Bu ERP kurduğunuzda daha nitelikli insanlara ihtiyaç duymanız gerekebilir. O yüzden bazen eleman almanız bile gerekebilir. Anlatabildim mi? O yüzden, yani biraz önce dediğiniz Damla Hanım dediği çok önemli. Toplam faydaya bakın. Toplam fayda her zaman yüksek. Yani o yüzden o IDC'nin oranında yani diyor ki adam 15 ayda yatırdığın parayı geri alırsın. Ben sana bunu net bir şekilde kanıtlıyorum diyor. Ya da bir 5 yıl içerisinde %430'luk yatırım geri dönüşü sağlarsınız diyor ki bunu Avrupa firmalarında söylüyor. Onlar da zaten sineğin yağı çıkmış durumda aslında. Yani overall'da bunu sağlarsınız ama dediğiniz gibi bir departmanda eleman sayısı 60 bile olabilir. Bu onun verimsiz çalıştığı anlamına gelmez. Kesinlikle. Bana şöyle bir yorum gelmişti Ergin Bey. Bazı şeyleri görmüyordum, kafam rahattı. Şimdi görüyorum her şeyi, her şeyi, her şeyi örnek veriyor diye. Bizde de hani dediğin gibi henüz ölçülebilmiş bir verimiz yok elimizde açık söylemek gerekirse ama ben en azından şunu düşünüyorum. Öncesinde bir sürü farklı yerde sistemlerimiz vardı. İşte muhasebe programı farklı, CRM programı farklı, Ar-Ge'nin kendi verilerini tuttuğu Excel'ler farklı, dış ticaret satış birimlerinin müşteri fiyatlandırmaları için Excel'ler falan. Hani böyle çok ciddi bir karmaşanın hakim olduğu bir yapı vardı. Bir rapor farklı farklı birimlerden farklı farklı sonuçlarla ortaya çıkıyordu. Şu anda hepsinin tek bir veri tabanı üzerinde, tek bir noktada toplandığını görüyoruz. Çoğu birimin o kullanmış olduğu Excel'lerden artık kurtulmuş olduklarını, hani Excel'i en azından sadece bir ekrandaki veriyi Excel'e export etmek amaçlı kullandıklarını görmeye başladık. Bu bile iyileştirmenin büyük göstergeleri diye düşünüyorum ben. Bir de IFS'in kendi standardı ile ilgili geliştirme noktasında soru soruldu. %99 oranında standardına bağlı kaldık biz. Entegrasyon noktalarımızda bile tamamen IFS'in standardını kullanarak entegre etmeye çalıştık. Sadece satış birimlerinin, çünkü her satış biriminin kendine has bazı istekleri olabiliyor. Satış birimlerimizin kendi talepleri doğrultusunda çok ufak tefek geliştirmeler, bir de muhasebe bölümümüzün istekleri vardı. %99 oranında standardına bağlı kaldık biz IFS'in. Teşekkür ederiz. Süremiz de biraz aştık. O yüzden ben diğer gelen sorulara mail yoluyla dönüş sağlayacağız. Hani en azından bizim ekiplerimiz dönüş sağlayacak. Ben Damla Hanım'ın, Fatih Bey'in, Göksel Bey'in ve Ergin Bey'in daha fazla zamanını almamak adına yavaş yavaş kapatmak istiyorum. Çok teşekkür ederiz değerli katılımlarınız ve deneyimlerinizi paylaştığınız için. Sizlerin eklemek istediği başka bir şey yoksa yavaş yavaş kapatalım isterseniz. Zamanı var mı herhangi bir eklemek istediğiniz bir şey? Şu an için yok. Çok teşekkür ederim. En azından böyle bir ortamda paylaşabilme ve Fatih Bey'le de tanışabilme şansına eriştim. Onun da deneyimlerinden faydalandım. Çok teşekkürler. Tekrar Teşekkürler. görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Fatih Bey, sizlerin var mı? Ben de çok teşekkür ediyorum. En azından deneyimlerimizi paylaşma, sizlerle güzel bir sohbet ortamı buldum. Başka bir zaman Teşekkür görüşmek ediyoruz dileğiyle inşallah. biz de. Görüşürüz. Çok teşekkür ediyoruz. Webinarlarımızı tamamıyla sizlerin istekleri üzerine gerçekleştirdiğimiz için şirketinize özel bir tanıtım isterseniz lütfen bize marketing@ifs.com.tr mail adresinden ulaşın. Yaptığımız bütün webinarları takip etmek için de sosyal medyadan bizi takip edebilirsiniz. Umarım ihtiyaçlarınıza cevap veren bir webinar gerçekleştirmişizdir. Çok teşekkür ediyoruz. İyi günler. Teşekkür ederim. Evet. Teşekkür ederim.